alt tarafını çıkartıyorsunuz. Şimdi ilk ürünlerde, sıfır ürünlerde bunu takması çok zor oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şey yapmayın. Şu alt, ilk başta şu tarafı çıkartıyorsunuz. Bir tetikleyici mekanizma. Bu da yukarı doğru itik olması gerekiyor gaz basmadan önce. Tamam mı? Bu yukarı doğru itikken şunu, şu metali ittirip getiriyorsunuz, tamam mı? Yani yukarıda olacak, bu şekilde olacak. Bu darbe aldığı zaman, şimdi sallandı olmuyor, yeri düştüğü zaman bu aşağı düşüyor, şuraya basıyor, bum bum bum. Tamam mı? Onun için gazı ilk başta, gazı en son basacağız arkadaşlar. Ve bu niye böyle olur? Tam ters, pardon, çok özür dilerim. Ya bir de anlatayım çekiyor. Şimdi bak düştü. Şu ileride olacak, tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde duracak. Gördünüz mü? Aha. İleride olacak. Bir tarafa yatık duracak. Evet. İleri doğru yatık olacak. Çünkü mekanizma oluyor. Düştüğü anda bu buraya vuruyor. Şey bak, valve açılıyor. Şimdi bunu böyle ittirdik, sıkıştırdık. Sıkıyor. Boncuk buradan çıkıyor. Boncuğunuzu buraya dolduruyorsunuz. Tamam mı? Ve hemen gaz, şimdi doldurmayalım da. Gaz şimdi boncuğunuzu normal avuçlama sistemiyle, bir de tam doldurmayın arkadaşlar. Mümkünse yarısına kadar doldurun. Çünkü tam doldurduğunuz zaman dışarı çok boncuk çıkmıyor. Az doldurun. Şuradan gazı basın. Şu şekilde. Eldiven kullanmanıza fayda var çünkü bazen patlayabiliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Şu şekilde bastı, şu anda hazır şekilde. Şimdi asıl şey yani şunu anlatayım. Gözlüğünü tak gelen. Gözlüğünü tak. Hadi abi. Şimdi bakın patlamaması için arkadaşlar şu kapağı takmadan önce şunu şöyle takmanıza fayda var. Tamam mı arkadaşlar? Şunu alın. Hatta gazı basmadan önce o şey. Şimdi bak şöyle. Çünkü bu şeyi engelliyor. Patlamasını engelliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şunu aldığınız zaman yukarıdaki mekanizma güvenli oluyor. Şimdi doldurabilirsiniz. İlk defa dolduralım. Şimdi güvenliyiz. Yani. Şimdi şöyle. İsterseniz bir kase yapın. O kaseye doldurun. Kaseden böyle havuç. Tamam mı? Tamam yeter abi. Yeter. Yani normal avuçlama sistemleri oldu da şimdi doğadır olduğu için. Hatta bunun en güzeli şey yapacaksın. Bir tane böyle doldurma kabı falan oluyor böyle plastik. Onu çal. Bardağı dolduruyormuş gibi. Şu kadar bakın. Yani fazla doldurmanıza gerek yok. Her şey bölümde yanılır. Şimdi asıl geldik zor kısma. Yanında yok muydu bunlar? Vardı. Yok. Niye şimdi yoktu. Şimdi yoktu. Şimdi yok. Kanser olduk içeride adam. Şimdi bak şurada. Şunu bir tarafa sağlıyorsunuz. Bir saniye abi dur. Pardon. Bunu bak. Şu şöyle normalde aşağıda. Tamam mı arkadaşlar? Bak böyle sallanıyor. Bunu şöyle yukarı çekiyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Şöyle yana doğru çeviriyorsunuz. Bak yani tam bu biraz yukarı çıktı. Şuraya sabitliyorsun. Tamam mı? Şuraya sabitledikten sonra bak şu da şurada olacak. Tamam mı abi? Şu içeri girecek. Tamam mı? Özellikle ilk takanlar için söylüyorum. Bu şu yani hava izolasyonu olduğu için bunun çapı biraz küçük. İlk takışta biraz sizi zorlayacaktır. Şu tırnakla şu tırnağa denk getiriyorsun abi. Şöyle alıyorsun. Tamam mı? Bastırıyorsunuz. Tabii ilk olduğu için bunlar normal arkadaşlar. Takılmaması falan. Sonra şöyle çeviriyorsunuz. Hazır. Bu ilk kullanışlarda biraz sıkıntı olabilir. Turgay yani tam peki bunu açıp attığında parça kaybı olmuyor mu? Hayır abi işte atarken de şimdi bunu şey yapıyorsunuz. Şöyle de güvenli. Herkese gözlük var mı? Var. Abi gözlük çekti. Abi senin de üstüne ataydın ya. Ortaya. Şimdi abi bunu da şöyle bu pime alıp çektiğiniz zaman tamam mı arkadaşlar? Yumuşak yeri düşerse, otun üstüne düşerse abi patlamayabilir. Öyle risk var. Şu şekilde. İsterseniz elinize sallayabilirsiniz de şimdi artistik yapmıyoruz. Şu anda patlamaz. Bunu nasıl yaparsınız? Mesela kapalı yerlerde oynayan bir şeyin üstüne koyarsınız. Yeri düştüğünde de o sallandığında düşer. Bunu attığınız zaman sert bir yere değdiği zaman, sallandığı zaman falan olmuyor. Sert bir yere. Atayım mı? Patlatalım mı? At tabii ya. Şuraya atıyorum. Atıldım. Lan! Herkeste gözlük var mı? Var. O kadar fırlat çek. Herkes karşıya baksın. Oraya bakın. Nerede atıyoruz? El bombası, el bombası atıyoruz. Hadi abi şarj bitti. Hadi abi tak abi tak abi. Hadi patlayacak. Karşıya öteki yöne bakın. Bu tarafa atıyoruz bu tarafa. Abi buyurun. Hazır mıyız? Şu kozalakların oraya. İşte şeyin oraya at abi. Atayım mı? Tak abi gözlüğünü tak. Olmaz. Ya 120 jul 120 tane. Hadi abi gönder gitsin. Dur gelsin abi adam bayağı kabullenim at diye. Cem gel oğlum. Gel abi. Gerçektir. Cem at ya. Cem gel oğlum. Gel Cem. Gel oğlum. At Cem'e at. Sonunda oğul.
Evet. Bastı. Teşekkür ederim. Burada şöyle bir şey var. Boncuk illaki üzerinize değmesine gerek yok. Boncuk tamamıyla şey prosedür. Eğer burada dibinize 5 metrede düşerse bitmiştir. Bomba patlamıştır. Bitersiniz odada. 5 metre. Odadaysanız bomba patlıyorsa biraz mantıklı düşün yani. Anladın? Çünkü bazen boncuk öyle bir geliyor ki mesela ben bazen dibime attım böyle bir kez nasıl acıtıyor mu diye. Boncuk öyle bir gitti ki arkada en alakası adamları gitti yani. Dibinize patlasa bile boncuk gelmeyebilirsiniz. Diyelim ki attınız patlamadı. Dikkatli olun, çıplak elle tutmayın. Kaldırırken şey patlayabiliyor. Yani patlayabiliyor. Yumuşak yüzey, kumuşa düştüğü zaman patlayabilir. Ya patlamayabilir. Bunlara dikkat edin. Ya tekmenin yani bir şey darbun et. Direkt elden çıkıyor çünkü onun içerisinde çok basit bir gaz var. O gaz elinizi yakacaktır böyle. Hayır patlamadı. Patladı abi. Teşekkürler abi, sağ ol.